arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel lifimizi çalışacağız lifimizi yıldız tekniği ile ördük fıstık dolgulardan şöyle kenarlarını da çok güzel bir şekilde bakınız dilim dilim ve çiçeklerden oluşturarak tamamladık çok güzel dilerseniz çeyizinizde dilerseniz bu satmak için aile ekonomisi için örebileceğimiz güzel şık bir model Herkese güzel günlerde kullanmasını, mutlu mesut kullanmasını dileriz inşallah. Kolay gelsin diyerek hemen lifimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Lifimi örmek için ana rengimi sarıyı alıyorum ve tığ olarak 2 numaralı tığımı kullanıyorum. Eliniz daha küçük ya da daha büyük numaralara alışkınsa tabi elinizin en sevdiği tığ kullanmanızda fayda var. Hemen 6 tane zincirimizi çekerek lifimizin göbek kısmını oluşturalım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi çekiyorum ve ilk başlangıç zincirine batarak minik bir yuvamı hazırlıyorum ve bir tane zincirle yuvamı sağlamlaştırıyorum kapatıp. Şu şekilde küçük bir yuvamızı kurduk. İpimi biraz şöyle asılıyorum ve fıstıklarımı doldurmaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4 sadece bu ilk sıra yuvada 4 tane fıstık yani çekerek dolduruyorum diğerlerinde üçer tane çekeceğiz bu orta kısım biraz dolgun olması hoşuma gidiyor 4 tane ilmeğimi asıldıktan sonra şu şekilde başını doluyorum içinden geçiriyorum ve ipimi tutup kapatıyorum 1 2 tane zincirimi çektikten sonra tekrar tığımın başını doluyorum 4 defa dolduruyorum 1 2 3 4 şöyle alıyorum ipimi bakınız çekiyorum içinden ve aradan çektiğim ipimi de alıyorum kapatıyorum bir iki tane zincirimi çektikten sonra bakın şuradaki ilk başlangıç ipini de alttan götürüyorum tığımın başını dolayarak dört defa uzatıyorum bir iki üç ve dört tutuyorum ipimi içinden geçiriyorum tuttuğum yerdeki ipimi tığımı şu şekilde altından girerek sağlamlaştırıp şöyle düzeltip kapatıyorum bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra altı tane olana kadar aynı işlemimi tekrar ediyorum altı fıstığımı ördükten sonra bakınız 2 4 6 2 tane zincir çekmiştik her fıstık arasında en son zincirimizin sayısı ise 3 tane çekiyorum 1 2 3 çünkü Direkt hiç fıstığımızın üzerine batmadan buradaki iki zincirimin içerisine geçmek istiyorum. O yüzden 3 tane zincirimizi çekip hemen ilk zincirimizin içerisine gelelim ve kendimizi buraya sabitleyelim. Hiç fıstığımızın tepesine falan batmadan direkt 2 tane zincirin içerisine geçişimizi yapıyoruz. Fıstıklarımızı üçer defa uzatarak oluşturuyoruz bu sıramızda. Ve bundan sonraki bütün sıramızda 2 ve 3 3 defa ördüm yine tutuyorum bakınız şu şekilde ipimi şöyle içinden çekiyorum tuttuğum ipi örüyorum kapatıyorum ve bir tane zincirle sağlamlaştırıyorum hemen bu ilk fıstığımızın tepesine bir tane daha fıstığımızı yapıyoruz hemen buradaki zincirimizi çektiğimizde minik gözümüz oluşuyor oraya giriyorum 1 2 ve 3 bunu kapamıyoruz ikinci fıstığı ve e, buradaki iki zincir çektiğimiz yere gelerek batıyoruz tığımın başını doluyorum batıyorum iki tane açık fıstığımız oluyor bir ve iki üç tane uzattıktan sonra yine elimle tutuyorum çekiyorum buradaki tuttuğum ipimi alarak kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum bakınız şu şekilde bir 2 3 tane fıstığımızı oluşturduk. Bir tane zincirimi çekmiştim. Bir tane daha ilave ediyorum. Toplam 2 zincirimi çektikten sonra görmüş olduğumuz ikinci grubumuzun içerisinde aynı işlemlerimizi çalışıyoruz. Bütün zincirlerimizin içinde buradaki işlemimizi çalışacağız. Tekrar çalışalım bakınız. 1 2 3. 3 tane çektim. Kapatıyorum ve bir tane zincir çektikten sonra üzerine kapatmadan açık bir fıstık örüyorum 1 2 3 İplerimizi dikkat ediyoruz hemen ikinci açık fıstığı kapamadan aldığımız fıstığı direkt zincirimizin içerisine giriyoruz 3 defa çektikten sonra hem fıstığımızın üzerindekini hem zincirimizin içerisindeki fıstığı aynı anda çekerek kapatıyoruz ve tekrar bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak şurada görmüş olduğum diğer zincirin içerisine girerek aynı işlemi yapıyorum 2 3 birinci fıstığımı kapatıyorum bir zincir çekiyorum üzerine ise açık fıstık yapıyorum 1 2 3 hemen dibine 1 2 3 her ikisine aynı anda çekiyorum kapatıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum diğer üç tane zincirimizin içerisine de buradaki gibi aynı işlemimizi tekrar ediyoruz birinci fıstığımızı kapatıp üstteki iki açık bir şekilde örüp ikisini aynı anda çekiyorum ve iki zincirimizi çekerek aramızı oluşturuyoruz şu şekilde Evet 6 tane bakınız fıstıklarımızın üzerine aynı işlemlerimizi tekrar ederek yeni gruplarımızı oluşturduk. Şimdi iki tane zincirimi çekerek birinci grubumun ortadaki bakınız bağlantı yerine geliyorum ve şu şekilde kendimizi buraya sabitliyoruz. Ve yeniden her bir grubumuzun üzerinde aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Bu gördüğünüz altı grubumuz dilimler olarak büyüyecek. Şimdi ilk işlemimizi yapıyoruz ve bütün işlemler birbirinin aynısı olarak tekrar tekrarlayacak her grubun işlemi aynı. Uzatıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 İlk fıstığı her zaman kapatıyorum bakınız bu başlangıçlarda. Kapatıyorum. 1 tane zincir ve hemen uzatıyorum tepesine 1 2 3 ikinci tepesine yaptığımız. Bakın bir tanesini kapadım birinciyi, ikinciyi açık bir şekilde tutuyorum ve başını doluyorum. Hemen dibine bir tane daha fıstığımı oluşturuyorum. 2 3. İki tane açık fıstığımız var. Tığımın başını doluyorum. En sondaki göze de girerek üçüncü kez fıstığımı oluşturuyorum. Hepsinin de ucu açık bakınız. 1 2 3 bir kapattığımın tepesine hemen ikinci dibine 3 sondaki yeri tutuyorum elimi üçünün içerisinden çıkıyorum ve tutmuş olduğum yeri alarak kapatıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra tekrar uzatıyorum tam tepe noktasına batıyorum 1 2 3 üzeri açık bir şekilde bir fıstık daha yapıyorum hemen dibine batıyorum 1 2 3 3 defa doluyorum her ikisini aynı anda çekiyorum ve birinci grubumuzu ördük 1 ve 2 tane de zincirimi çekiyorum ve diğer grubuma geçiyorum bakınız yapmış olduğumuz işlem bu burada artışımızı yaptık bir tane fıstık grubumuzu iki grup haline çıkardık ve bu şekilde genişleterek devam edeceğiz 2 zincirimizi çektikten sonra aynı işlemimizi tekrar ikinci e, yuvamızda da çalışalım. Yani ikinci dilimimizde de tığımızın başında oluyoruz. Bakınız ilk şu görmüş olduğumuz gözümüze giriyoruz. 1 2 3 Her dilimin ilk sırasında mutlaka ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Kapatım. Bir tane de zincirimi çektim. Uzatıyorum ve tepesine bir tane daha. 1 2 ve 3 3 defa kapamadan alıyorum. Hemen başını doluyorum. Hemen dibine bakınız. İlk kapadığım fıstığın dibine batıyorum. 1, 2, 3. İkinci açık fıstığımı ördüm. Üçüncü fıstığımı ise en uçtaki noktaya örüyorum. 1, 2, 3. Üçünü aynı anda çekip kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Ve son olarak hem buraya hem de bu uca iki tane fıstığımızı yapıp aynı anda çekip buradan artışımızı yapmış oluyoruz. Başlıyorum. 1 2 ve 3. Hemen kapamıyorum bakınız. Dibine batıyorum. 1 2 3. Aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Ve diğer grubumuza geçmek için bir iki tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde diğer fıstık gruplarımızı da örerek tamamlayalım. İki tanesini ördük. Dört tanesini de örelim ve e, tamamlamış olalım. Lifimizin göbek kısmı da dahil üçüncü sıramızı tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza başlayacağız. Şöyle bakalım. Bakınız bu şekilde dilim dilim ördüğümüz modellerde işlemimiz birinci dilimde ne yaparsak diğer dilimlerimizde aynı şekilde devam ediyor. Sadece bakınız aralarımızı 2 ya da 3 tane zincirle ayırabilirsiniz. Eğer eliniz çok sıkı ise kasıyorsa hiç kasmasına fırsat vermeden birer zincir artarak üçer zincir çekebilirsiniz. Ben iki tane zincir çekiyorum ve yeterli oluyor. Evet şimdi bir tane grupta ne yaptıysak diğer kalan 5'te de aynı işlemimizi yapacağız. Şimdi artışlarımıza devam ederek ifimizin bu göbek kısmına genişletmeye devam ediyoruz. Bir tane iken bakınız fıstığımızın her ikisi bakın şu şekildeyken bir ve iki. Üstteki fıstıkları da saydığımız zaman iki tane fıstık sayısına çıktı grubumuza. Birden iki olduk. Şimdi üç olarak artışımızı yapıp dilediğimiz ölçü gelene kadar işlemlerimizi yenileyeceğiz. İki zincirimi çektikten sonra hemen iki tane bakın zincir çekerek kapadığımız yere geliyorum. Geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip hemen ilmeğimi uzatıyorum ve birinci fıstığımı yapıyorum. Bu kapatacağımız fıstık 2, 3. Bu gibi şekilde her dilimin başlangıcındaki ilk yaptığımız fıstığı kapatıyoruz ve bir tane zincirimizi çekiyoruz. Üzerine ilmeğimi uzatıyorum. 1, 2 ve 3. Kapatmadan açık tutuyorum. Hemen dibine ikinci açık fıstığımı yapıyorum. 3 defa çekiyorum ve 1 ileriye 1 2 3 3 tane açık fıstığımı tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra bakın bu şekilde birinciyi kapadım 3 tane açığımı ördüm hepsini aynı anda çektim buradan sonra aralarda kapatmadan hepsini açık örüyoruz 1 2 3 hemen dibine geliyoruz 1 2 3 ve bir sonraki 1 2 ve 3. 3 tane fıstık grubumuzu çekiyoruz. Kapatıyoruz ve bir tane zincirimiz. Ve şimdi sondaki bakın son kısımda artışımızı yapacağız. Onun için bir tepeye bir de dibe batıyoruz. Tepeye 1 2 3 açık fıstığımızı yaptık. Hemen dibine de bir tane açık fıstığımızı yapıyoruz. İki tane açık fıstığımızı çekip kapatıyoruz. Ve iki tane zincirimi çekerek diğer bölüme geçiyorum. Diğer bölümde de burada yaptığım işlemimin aynısını tekrar ediyorum. Hemen tığımızın başını dolayalım. Geçişi birlikte yapalım. İlk göze batıyorum. 1, 2, 3 çekiyorum ve kapatıyorum. Bakınız grup başı kapatıyoruz. Bir zincirimizi de çektikten sonra üzerine açık fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3 iplerimizi tekne alırsak hemen düzeltiyoruz. Dibine bir tane daha yapıyorum. Ve bir, bir ileriye daha geçerek 3 tane açık fıstığımı örüyorum ve kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve buradaki birinci dilimde yaptığımız işlemimizin hepsini aynı şekilde yaparak tamamlıyoruz ve burada görüşüyoruz. Bir sıramızın daha sonuna geldik. Yeni sıramıza başlayacağız. Bakınız tepede 1 2 3 3 tane fıstığımız oldu gördüğünüz gibi. Yandan da saydığımız zaman 1 2 3 3 tane artırdık. Şimdi bu tepedeki fıstık sayısı 5 olana kadar işlemlerimizi birebir aynısını tekrar ederek sürekli dolaşacağız. Şimdi geçişimizi yine birlikte yapalım. Bakınız ilk yuvaya bakın şuradaki ilk gözün içerisine her iki fıstık grubunun birleştiği yere gelerek sabitliyoruz kendimizi ve bir tane zincirimizi çektikten sonra uzatalım. 1, 2 ve 3. 3 tane fıstığımız uzattıktan sonra ilk fıstığı hemen kapatıyoruz her grubumuzun başındaki ilk fıstığı bu şekilde kapatıyoruz ve bir tane zincirimi çektikten sonra üzerine kapatmadan açık bir şekilde bir fıstık örüyorum yine açık bir fıstık yana örüyorum yine açık bir fıstık üçüncü kez bir ileriye örüyorum üç tane açık fıstığımızı ördükten sonra kapatıyoruz ve bir zincir tepeye açık bu kez içeride grubun içerisinde kapatmak yok sadece başlangıçta 3 defa alıyorum 1 3 tekrar ileriye 1 2 3 üç. üçerli üçerli alıyoruz çekiyorum üçü de açıktı ve kapatıyorum tekrar bir tepeye 1 2 ve 3 bir dibe 1 2 3 bakınız açık ve bir ileriye 1 2 3 hepsini tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum bir zincir en sondaki yerde ise bakınız bir tane dibi bir tane tepesi olmak üzere iki fıstığımızı yaparak ıı, tamamlıyoruz burada en son bitiş iki fıstık çekme ile 1 2 3 hemen dibine batıyorum 1 2 3 çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 tane zincirimi çekip direkt karşı tarafa geçiyorum. Bakın tepedeki fıstık sayımız 1 2 3 4'e çıktı. Bütün dilimlerimizi aynı şekilde örerek tamamlayalım. Üzerine bir sıra daha örelim aynı şekilde ve 5 sıramızı tamamlayalım. Evet şimdi 1 e, 2 3 4 5. Bakınız tepede 5 tane fıstığımız var. Yandan sayalım. 1 2 3 4 5. Ortadaki göbeğimizi saymadık. 5 sıramızı ördük ve e, tamamladık. Şimdi beyaz ipimi tekrar tığıma bağlıyorum. Beyaz ipimle bir sıra aynı şekilde dolaşıyorum. Yalnız arada 2 zincir çekmiyorum. Zincir çekmeden geçişlerimizi yapıyoruz. Şuradan başlayalım. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Her dilimdeki işlemlerin tekrarlarını diğer dilimlerde yapıyoruz. Bir tane battım ve uzatıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane bastığım için ilmeklerimi çektim, kapatıyorum ve bir zincir uzatıyorum tekrar tepesine 1 2 ve 3. Hemen dibine 1 2 ve 3. Bir sonraki Şöyle arkadan ipimi de gizleyerek 2 ve 3. 3 tane açık fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra yine açık şekilde fıstıklarımı örmeye devam ediyorum. 1 2 3. Hemen dibine batıyorum. 1 2 ve 3. 1 ileriye 1. 2 3 tek seferde çekiyoruz. Kapatıyoruz. Üçer üçer açık fıstıkları toparlıyoruz. 2. hemen dibine 1 2 3. Bir sonraki 1 2 3. Üçerli gruplar halinde fıstıklarımızı örüyoruz. Kapatıyorum. Bir tane zincir tepesine 1 2 3 dibine 3 1 ileriye 3 çekiyorum. Tekrar tepeye 2 3 dibine 1 2 3 ve en son 1 2 3 3 olunca kapatıyorum tekrar en son bir tepeye bir dibine şeklinde örüyoruz 1 2 3 1 2 3 artışımızı bu şekilde yaparak uzatıyoruz bakınız şimdi bir tane zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 6. Bakınız fıstık sayımız 6'ya çıktı. Yani bir tane artışımızı gerçekleştirdik. Bir zincirimizi kapatmak için çekmiştim. Hemen tığımın başını doluyorum. Yandaki grubumuzu da aynı şekilde örerek tamamlayalım. Evet, sarımızın etrafına beyaz sıramızı da tamamladıktan sonra çiçeğim için morumu, yapraklarım için ve bu tondaki yeşilimi kullanmak istiyorum. Tamamen zevkinize uygun renkleri tercih edebilirsiniz. Hemen şimdi örmeye başlayalım beyazımızla. Geçişimizi yapıyoruz. Bir tane zincirimizle karşıya geçiyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen 1 2 3 3 tane yapıp bir tane fıstığımı ördüm. Kapatmadan hemen yanındaki gözün içerisine girerek bir tane daha fıstığımı örüyorum. İkisini aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum bir zincir. Burada yaprağımı örmeye başlıyorum. Yaprağım için yeşilimi alıyorum. Araya giriyorum. Sağlamlaştırdım. Bakınız araya girerek sağlamlaştırdım. Tam ortaya ilmeğimi uzatıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 Eğer ipiniz ince ise ya da e, bu çiçek ve yaprak kısmını daha dolgun kullanmak istiyorsanız 4 tane olarak da doldurabilirsiniz. 3 tane yaptıktan sonra hemen bakın beyaz ipimi de aradan götürüyorum. Dibine bir tane daha 2 3 3 defa da doldurdum. Bir ileriye daha gidiyorum ve yeşili götürmüyorum. Yeşil orada kalsın kendi içerisinde eriteceğiz onu. 3 defa aldıktan sonra kapatıyorum. Aradan çekiyorum ve kapadım. Bir tane zincir. 3 tane yeşilimi ördükten sonra yaprağım için hemen kapadıktan sonra tepesine bir tane daha yaprağımızın fıstığını örüyoruz. 1 2 3. 3 tane dolgumuzu ördükten sonra yaprağımızı hemen burada kapatmak istiyorum. Bakınız şu şekilde kapatalım. Zincir çekiyor gibi 1 2 hemen dibine gelelim. Bir tane, iki tane zincirimizi çekelim. Makasımızda çiçeklerimizin arasındaki yer ayrık olduğu için götürmemize gerek yok. Kesiyorum. Kestiğim ipimi şu şekilde çıkararak diğer bir 2. bir tığ kullanıyorum. Buradaki tığımı çıkartmadan hemen alıyorum. Düm sağlam bir şekilde oluyor. Bir yeşilimi kenara alıyorum. Beyazımla örmeye devam ediyorum. Hemen dibine 1 2 3. Bir tane yeşil, bir tane beyaz ve ikinci beyazı da bir ileriye örüyorum. 1 2 3. 2 beyaz, 1 yeşil olan fıstığımı çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bu görmüş olduğumuz yeşil ipimizi yeşilimizin içinde yedirtiyoruz. Dilerseniz hemen yedirtebilirsiniz. Dilerseniz daha sonra hepsini toplu olarak da yapabilirsiniz. Vaktinizi çok almasın. Sadece bakın tam içinden gönderiyoruz. Tam içinden bir geri dönüş yapmıyoruz. Yapraklarımızın şeklini bozmadan tam içine yedirtiyoruz. Evet, şimdi beyazımızla tekrar örmeye devam edelim. Şöyle lifimin yönünü çeviriyorum ve hemen ilmeğimi uzatıyorum. Dibine batıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane beyazımdan fıstığımı örüyorum ve hemen yeşilimin tam orta yerine mordan çiçeğimi yerleştiriyorum. Bakınız beyaz ipimiz arada götürüyoruz. Mor çiçeğimizi Şöyle mor ipimi alıyorum. Yeşilimin tam ortasına beyazım da arada. Şöyle iki tane zincir çekip sağlamlaştırıyorum. Sıkıştırıyorum. Sağlam olsun. Ve başlıyorum. 1 2 3 3 defa doldurdum. İpiniz ince ise ya da tombiş çiçekten hoşlanıyorsanız bir ya da birkaç tane daha ilave edebilirsiniz. Ben diğer fıstıklarımla sırayı bozmadan üç olarak devam ediyorum. Hepsi aynı marka çünkü. Bir tane beyazım, bir tane morum tam ortada ve kapatıyorum. Çekiyorum, kapatıyorum, bir tane zincirimi çekiyorum. Uzatıyorum ilmeğimi hemen kapadığım yerin tepesine bir, 2, 3. Tepe noktasına bir tane fıstığımı yapıyorum. 3 tane dolgudan oluşan hemen dibine bir tane daha bir 2 ve 3. 2 tane fıstığımı yaptım. Hemen 2 fıstığım bittikten sonra dibine geliyorum. Şu şekilde zincirimi çekiyorum. 1 2. İpimi kesiyorum. Zincirimi çektikten sonra diğer tığımda hemen şöyle zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde bırakmıyorum. Zincirimi kapatıyorum herhangi bir şekilde risk almak istemiyorum. Evet, Şimdi morumu düğümümü atıp kopardıktan sonra tekrar beyaz ipimi alıyorum ve bir ileriye geçiyorum. Bakınız iki tane mor. Şimdi bir ileride bir tane bir, iki, üç. Üç defa da sardığımız beyazımız ve iki tane morumuzu aynı anda kapatıyoruz ve çiçeğimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Bir tane zincir. Bakın çiçeğimiz ve yapraklarımız bu şekilde oluştu her seferinde kestik ve e, iki tane zincirimizi çektikten sonra ikinci bir tığımızda zincirimizde çekip kapattık Evet şimdi tekrar örgümüzün yönünü çeviriyoruz şöyle uzatıyorum ilmeğimi başını doluyorum hemen dibine batıyorum 1 2 3 3 defa dolgumu yaptım. Hemen bir sonraki morumun diğer kenarına giriyorum. 1 2 3. Her ikisini çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tam tepe noktasındayız. Bir tane zincirimi çektim. Bakın şöyle iplerimi ben hemen temizledim. Sizler istediğiniz zaman temizleyin. Ben size göstereceğim diye temizledim. Yoksa daha sonra temizlemeyi tercih ediyorum. Evet şimdi tepeye bir tane zincirimi çektikten sonra bakınız şuradan başlamıştık bu kısımdan. Birinci dilimimizde iki tane ucumuzu yapacağız. İki dilimimizi bir dilimimizi iki dilim şeklinde ayıracağız. Birinci dilimimizi yaptık ve aynı yere ikinci dilimimizi kurmak için hazırız. Şimdi ilmeğimiz tepede. Tepedeki ilmeğimizi birer ilmekle aşağıya kadar indireceğiz. Tekrar iki tane beyaz trabzan örerek yeşil yapraklarımızı ve mor çiçeğimizi yerleştirip diğer dilimimize geçeceğiz. Önce her bir dilim için ikişer çiçeğimizi tamamlamamız gerekmekte. Şimdi tepeden aşağıya doğru iniyorum. Uzatıyorum ilmeğimi. Bir tane şöyle alıyorum ve hemen aradaki yere giriyorum. Batıyorum ve bir tane zincir çekip sağlamlaştırıyorum. Tekrar uzatıyorum ilmeğimi. Bir tane çekiyorum. Sıradaki yere giriyorum. Bir tane zincir tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Batıyorum ve bir tane zincir çekerek sağlamlaştırıyorum. Ve birinci çiçeğimizi, dilimimizi oluşturduk. Şimdi, şimdi ikinci dilimimize başlıyoruz. Alıyorum. Hemen bakınız buraya batmıştık en son. Burada bakalım bir, iki, üç tane fıstığımız var bu dilimimizin içerisinde. Yan fıstıklarımızı saydım. Hemen ilmeğimi uzatıyorum ve başlıyorum. 1, 2 ve 3. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 3 tane çekiyorum. Ve her ikisini aynı anda kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra tekrar yeşil ipimi alıyorum. 2 tane fıstığımın tam tepe noktasına sağlamlaştırıyorum ilk önce. Bakınız batıyorum. Güzelce sağlamlaştırıyorum. Hepsini de şöyle güzelce çekiyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Altta kalacak arkada kalmasını engelliyorum. Başlıyorum. 1, 2 ve 3. Dilerseniz 4 çekebilirsiniz demiştim. Şimdi hemen başını doluyorum. Bir tane tam tepeye hemen ikinci kez dibine batıyorum. 2 ve 3. Üçüncü kez bir ileriye gidiyorum. Beyaz ipim de arada devam ediyor. Bir. iki Ve üç. Üçünü. Tek seferde çekiyorum. Aradaki ilmeğini alıp kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra. Buradaki dördüncü yaprağımızı örmeye başlıyorum. Tam tepeye. Bir. 2. 3 3 tane uzattıktan sonra başını doluyorum battığım yere geliyorum 2 tane minik zincirimi çekiyorum burada ipimi keseceğim için 2 zincirle kapatıyorum şöyle kesiyorum ve diğer tığımla zincirimi hemen kapatıyorum bakınız kesinlikle sökülüp ya da herhangi bir şekilde risk almak istemiyoruz Evet beyaz ipimi tekrar alıyorum Beyaz ipimi dibine bakınız. Tepede yaprağımız ördük. Yan dönüp kapanacak şu şekilde gördüğümüz gibi. Bir yeşil iki tane beyazımızı örüyoruz. 1 2 3 Ve bir ileriye gidiyorum. Bir dilimimizin son yuvasındayız. Üçünü çektikten sonra iki beyaz bir yeşil yaptık. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Evet yaprağımızı bu şekilde oluşturduk. Hemen örgümüzün arka yönünü çeviriyorum. Arka yönünü çevirdikten sonra ilmeğimi uzatıyorum. Hemen beyazımla dibine batarak bir tane fıstığımı oluşturuyorum. Bakın bir tane beyazım oluşturduktan sonra yeşilimin tam orta yerine şöyle beyazım altta kalacak şekilde morumu alıyorum ve çiçeğimi ortaya sabitliyorum. Bu sabitleme işlerini lütfen güzel yapalım. Bizleri mahcup etmesin. Tatış yaptığımız kişilere karşı. Evet. Şöyle uzatıyorum. 1 2 3. 3 defa morum uzattım. 1 beyaz, 1 morum ördükten sonra her ikisini kapatıyorum. 1 tane zincir. Ve sonrasında yine uzatıyorum. 1 Tam tepesine morumuzun ikinci kısmını yapıyoruz. 1, 2, 3. Hemen dibine 1, 2, 3. Toplamda 3 tane morumu ördükten sonra hemen dibe tekrar geliyorum. 3 tane ilmeğimi çektikten sonra bakınız dibe gelişimiz. Tığımın başını doluyorum. Geliyorum. Hemen kendi arasında bir ve iki tane zincirimi çekip sıkıştırıyorum ve ipimi kesiyorum. Diğer makasımla diğer tığımda hemen boşaltıyorum bakınız. Ve zincirim sağlam bir şekilde hiç açılmayacak fıstıklarım. Beyaz ipimi alıyorum. Morum burada kalıyor. Morumu götürmüyorum. Çünkü kendisinin altına gizlemek istiyorum morumu. Hemen beyazımı 1 2 3 yeşilin dibine örüyorum. 2 tane mor, bir tane beyazımı aynı anda çekiyorum yandan giriyorum kapatıyorum ve bir zincirimi çektikten sonra hem çiçeklerimi hem yapraklarımı örmüş oluyorum ve örgümün tekrar arka yönünü çeviriyorum bu görmüş olduğumuz ipler altına gizlenecek her rengi kendi altına gizleyeceğiz ilmeğimi uzatıyorum beyaz ilmeğimi hemen dibine batıyorum 1 2 ve 3 hemen diğer morun kenarına geçiyorum 1 2 3 burayı dilimimizi sivriltiyoruz bakınız her ikisini aynı anda alıyorum tam tepe noktadan kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum bakınız bu şekilde zincirimizi çektik ve başlıyorum şöyle uzunca ilmeğimi alıyorum ve hemen bir batıyorum ve bir zincir aşağıya doğru iniyoruz ikinci dilimimiz için İkiye batalım bir zincir uzatalım 3'e batalım Evet bakınız iki tane dilimimizi ördük bir dilime iki tane dilim halinde çiçeklerimizi yerleştirdik şimdi aynı şekilde burada yaptığım işlemin birebir aynını burada da tekrar ediyorum hemen ilk fıstığımın üzerine burada görmüş olduğumuz iki beyazımı başlatıyorum birinci beyaz dolgumu ve ikinci beyaz dolgumu buraya örüyorum hemen geçişimizi birlikte yapalım batıyorum ikinci dilime bir tane zincirimi çektim uzatıyorum 1 2 3 bir tane fıstık yaptım hemen bir ileriye ikinci fıstığımı yapıyorum ikinci iki fıstığımı yaptıktan sonra ipimi tutup her ikisini aynı anda kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen yeşil ipimi alıyorum, yaprağımı yapmaya başlıyorum. Hemen yaprağımızı buraya kuralım. Şöyle beyaz ipimi araya alıyorum önce. Beyaz ipimiz arkada kalmasın. Sonra sökmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü görüntü çirkin oluyor yeşil ipimi alıyorum. Sabitliyorum zincirimle. Bakınız şu şekilde beyazımı güzelce araya yerleştiriyorum ve yeşilimle fıstıklarımı örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3. 1. fıstığımı yaptım. Hemen ortaya giriyorum. 1 2 3 kendi rengindeyken altında götürüyorum bakınız tutuyorum. Kendi rengini bitirir bitirmez kesinlikle diğer tarafa aktarmıyoruz renklerimizi. 3. kez hatta bakınız üçüncüye giderken bile götürmüyoruz. Yoğunluğun orada yerde kalsın rengimiz. 1 2 3 bakın şu şekilde yoğunluğun olduğu yerde gizleyeceğimiz yeşil ipimiz kalsın. Diğer tarafa gitmesine gerek yok. 3 tane fıstığımı aynı anda çekiyorum. Ve kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra dördüncü yaprağım için 1, 2 ve 3 uzatıyorum. 3 tane fıstığımı yaptıktan sonra e, dolgumu kapamam gerekiyor. Tekrar başını doluyorum dibine gelip batıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekip şöyle sıkıştırıyorum. Bakınız makasımla kesiyorum. Şöyle bakınız genişletiyorum tığımı kaldırıp diğer tığımla şu şekilde düğümümü atmış oluyorum. Ve yeşilimi kenara ayırıyorum. Ve beyazımı örmeye başlıyorum. Dibine 1 2 ve 3 ve bir sonraki hıstık yuvasının içerisine de 1 2 3. 1 tane yeşil, 2 tane beyazımızı ördükten sonra toplamda 3 tane dolgumuzu aynı anda çekip kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde aynen burada yapmış olduğumuz gibi çiçeklerimizi yerleştirerek devam ediyoruz mor çiçeğimizi de yerleştirelim sonrasında diğer kalan bütün çiçeklerimizi her bir dilimimizi ikişer dilim daha yerleştirerek tamamlayalım şöyle kaldırıyorum örgümün yönünü çeviriyorum arkasını çevirdim ve uzatıyorum beyazımı 1 2 ve 3. Bir tane beyazımı ördükten sonra yeşilimin tam orta yerine mor çiçeğimi yerleştiriyorum. Alıyorum. Bakın beyaz ipimi bu şekilde altına geçiriyorum. Şöyle alalım. Güzelce düğümümü atıyorum. Sabitliyorum ve uzatıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane fıstığım olduktan sonra kapatıyorum ve bir tane zincir hemen tepeye 1 2 3 çiçeğimin ikincisini örüyorum ve çiçeğimin üçüncü fıstığını dibine batıyorum 2 ve 3 2 tane morum olduktan sonra tığımın başını doluyorum İki tane minik zincirimi çekiyorum, şu şekilde bakınız sıkıştırıyorum, Birine bir nevi düğüm atar gibi makasımı alıyorum, morumu kesiyorum. Diğer tığımla şöyle bu tığımı gevşettikten sonra bakınız hemen çekiyorum ve düğümüm atılmış oluyor. Morumu kenara bırakıyorum, beyazımla devam ediyorum ve morumu burada bırakıyorum, götürmüyorum hiçbir yere. Orada kendi içinde gizleyeceğiz ve hemen dibine batıyorum. 1. 2 ve 3. 3 tane fıstığımı aldım yani 3 defa doladım. 2 mor, 1 beyaz. 3ünü tek seferde çekiyorum. 1 zinciri çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Uzatıyorum ilmeğimi. 1 2 ve 3. Diğer morumun kenarına 1 2 ve 3. Her ikisinin içerisinden geçiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ilmeğimi uzatıyorum, içinden geçiyorum. Batıp aşağıya doğru iniyorum. Bir zincir. İlmeğimi uzatıp içinden geçiyorum, diğer uygun araya batıyorum ve bir zincir. Tekrar uzatıyorum ilmeğimi. En son dibe batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde bakınız çok güzel, muntazam şekilde çiçeklerimizi örerek bütün sıramızı tamamlayalım. Evet, dilimlerimizi tamamladık. Bakınız her bir dilimimize ikişer dilim ekleyerek çok güzel bir görüntü kazandık. Şimdi bu fazla olan yeşilimizi ve fazla olan iplerimizi, yani morlarımızı hepsini güzelce temizledik. Çok güzel düğüm atmıştık içeriye. Kesinlikle aklımızda herhangi bir şey kalmayacak. Açılacak, sökülecek, çıkacak herhangi bir şey yok. Gayet güzel, çok sağlam ördük. Şimdi e, kenarımızı dolaşmaya başlayacağız. Her bir dilimde iki tane de minik dilim kurmuştuk. Her minik dilimlerimizin kenarını ortadaki sarımızla dolaşmaya başlıyoruz. Çok güzel bir e, görüntü kazanmasını sağlıyoruz. Bir tane düğümümü attıktan sonra iki minik dilimlerimizin, bakınız şuradan herhangi birinden başlayalım. Başlama noktamız en son kenara iki tane beyaz örmüştük. Bakınız iki beyazımızı örmüştük. Beyazımızın bir tanesinin altından başlıyoruz sabitliyorum buraya kendime. şöyle sabitleyelim ve bir tane de zincirimizi çekelim ve uzatalım ilmeğimizi aynı yere girerek bir iki üç defa fıstığımız için ilmeğimizi uzatalım tam tepe noktasındaki gördüğümüz yere gelelim bir iki 3. Her ikisi de açık olan fıstıklarımızı tek seferde çekip kapatalım. Ve bir tane zincir. Tekrar tepesine batıyorum. 1 2 3. Açık bir şekilde başını doluyorum. Hemen biraz önceki tepe noktasına battığımız yere tekrar batıyorum. Yani dibine 2 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. Burası tam tepe noktamız olacağı için bayağı bir genişlik verebilik vermek istiyoruz. Şık görüntüyü sağlamak için. Hemen tepeye bir tane daha 3 dolanıp yapılan fıstığımızı yapıyoruz. Açık bir şekilde yeniden giriyorum. 2 iplerimizi tek almayalım. O zaman görüntü bayağı çirkin olup sonra sarkıyor kenara bir tane zincirimi çektikten sonra bakın sayıyorum tam tepe noktasına 1 2 3 tane fıstığımı ördüm daha yeterli değil 1 2 3 hemen dibine bir tane daha batıyorum ve bu dördüncü fıstığımız oluyor her ikisini aynı anda çekerek kapatıyorum 4 tane fıstığımı kurdum tam tepe noktasına yine 5. fıstığım için başlıyorum 1 2 ve 3 Hemen dibine batıyorum. 1 2 3. Bakın 5. fıstığımızı da ördüm. 5. fıstığımızı iki seferde kapatmıyoruz. Bir aşağıya giderek bakın bir sonraki yere giderek üçlü fıstık grubu şekliyle örüyoruz. 3 üç, bakınız. Üçünü aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde bakınız tam tepe noktamız çok güzel bir görüntü kazandı devam ediyorum. Tepe noktasına 1 2 3. Hemen dibine 1 2 ve 3 dibine battım ve bir sonraki yere batıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane fıstığımızı oluşturduk. Bakın bir öncekini 3'lü olarak çekmiştik. Şimdi 3 tane fıstığımızı oluşturduk. Şöyle bir baktığımızda ise tam orta yere diğer e, minik tepeciğimize bölümümüzde geçmek üzereyiz. Onun için bakın 3 seferde çekmiyoruz. 3 tane fıstığımızda hemen dördüncü olarak tam orta yere giriyoruz merkeze. Her ikisinin ayrım yerine 2 ve 3. 3 defa alıyorum. Toplamda dört tane fıstık grubum oldu. Tığımın başında oluyorum ve bir sonraki dilimimin kenarına yani sıradaki ilk gelen uygun yuvaya batıyorum 1 2 3 bakınız toplamda 1 2 3 4 5 tane fıstık grubum oldu 5'ini de aynı anda çekerek kapatıyorum ve sağlamlaştırıyorum bakınız her iki dilimimiz arasında geçişimizi yaptık şuradaki tam her iki dilim arasındaki battığımız e, fıstık dördüncü fıstık olacak 1 2 3 4 karşıya geçtiğimiz 5 fıstığımızı oluşturmakta bir tane zincir çekip sağlamlaştırdıktan sonra tekrar aynı yerin tepesine batıyorum 2 ve 3 hemen bir ileriye batıyorum ikinci fıstığımı örüyorum ve bir ileriye gidiyorum üçlü gruplar halinde bakınız hepsini kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tepe noktasına 1 2 ve 3. Bir sonraki yere batıyorum. 1 2 ve 3. En tepe noktaya 3. fıstığımı kuruyorum. 1 2 3. Aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve yapmış olduğumuz işlemimi şöyle bir bakıyorum bakınız bir tane ile başlamıştık hemen yani iki tane açıkla başladık tam merkezimize geldik 1 2 3 4 5 tane fıstığımızı ördükten sonra üçer üçer aşağı indik tam en ortadaki fıstık grubumuzu 5 grup olarak aldık dördüncü her ikisinin arasına batarak ördük ve üçer üçer tepe noktamıza kadar örerek geldik şimdi tepe noktasına itibaren devam edelim Evet tepe noktamızı hemen fıstıklarımızı almaya başlayalım 1 2 ve 3 hemen en tepeye batıyorum 1 2 3 çekiyorum ikili bir şekilde çekip kapatıyoruz tekrar tepeye batıyorum 1 2 ve 3 üç. üçüncü kez giriyorum diğer e, ucumuzla aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Kaç tane varsa diğer ucumuzda bütün bu dilimlerimizde aynı işlemimizi yapacağız. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5 tane çalışmıştık. 5 tane olana kadar ikili ikili alıyoruz. 5. 3 ile alacaktık. 2 ve 3. Hemen dibine batıyorum. 1, 2 ve 3 ikisini kapatalım. Bir zincirimizi çekelim. Toplamda 4 tane oldu. İkili ikili çektik. Şimdiki öreceğimiz fıstığı ise üçlü olarak çekeceğiz. Fıstığımı yaptım 1. Dibine batıyorum. Bu 5. olacak fıstık grubumuz. Bakın bu 5. 1 2 3 4 ve 5. İki tane ördüm. Bir sonraki sıraya giderek 3. fıstık grubunu da örüyorum. Üçünü aynı anda alıp kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. İkinci köşemde birinci köşemle aynı şekilde yapıyorum ve aradaki yapmış olduğum işlemimi aynen tekrar ediyorum. 1 2 ve 3 Hemen bir sonraki dibine batıyorum her bir yuvaya batarak ilerliyoruz 1 2 ve 3 ve bir sonrakine 1 2 ve 3 3 tane fıstık grubumuz aldı oldu tam her iki dilimin ortasına dördüncü fıstık grubumuzu kuruyoruz 1 2 3 ve 4 ve 3 tabii ki dördüncü fıstık olacak hemen başında oluyorum Diğer tarafa geçerek 5. fıstığımı da örüyorum. Şu an tığımda 5 tane fıstığımız var. 1, 2, 3, 4 ve 5 bakınız. Hepsini aynı anda alıyorum. Şu şekilde kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bakınız geçişimizi çok güzel bir şekilde tamamladık. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, ve 3. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3. Tepemizin sivri yerine gelene kadar 3'er 3'er örüyoruz. 3 tane grubu ördüm. Çekiyorum. Kapatıyorum. Tekrar tepeye batıyorum. Bakın işlemlerimizin hepsini aynı şekilde örerek tamamlayalım. Tepede yine 5 tane fıstık grubumuzu örerek ilk başlangıç noktamıza kadar gelelim. Evet bütün kenarımızı dolaşıp geldim. İlk başladığımız noktaya gelmiştik. İlk noktada iki tane açık almıştık ve kapamıştık. Sonra en tepe noktasına geçerek 5 tane fıstığımızı oluşturmuştuk. Şimdi üç tane örerek geldim ve bağlantımı diğer tarafla kurmak için dördüncü bir fıstık grubunu yapıyorum ve ilk fıstığımızın bakın başlangıçtaki ilk fıstığımızın tepe noktasına gelerek 1, 2, 3 toplamda 4 tane fıstığımı tığımda kapatıyorum ve kurulumumuzu pürüzsüz bir şekilde halletmiş oluyoruz bakınız gayet güzel bir şekilde kapadık şimdi beyazımızla bir sıra daha kirpiğimizi yapalım ve tamamlayalım Evet, şimdi bütün kenarlarımızı sarıyla dolaştıktan sonra en son beyazımızı tekrar tığımıza bağladık ve kirpiğimizi örmeye başlıyoruz. Herhangi bir noktadan hiç fark etmez. Örmeye başlayalım. Şu şekilde başlıyorum. Bir tane battım ve zincirimi çektim ve uzatıyorum fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 üç, üç defada alarak bir tane fıstığımı yaptım. Kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum yine 1 2 3 tane zincir çekip tepe noktasına batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekerek ikinci kez tepe noktasına batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum aynı yere gelerek batıyorum ve bir tane zincir çekip diğer araya geçiyorum bakın şu görmüş olduğumuz ilk fıstık arasına tığımın başını doluyorum 2 ve 3 çekiyorum ve kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip tepe noktasına gelerek batırıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepe noktamıza gelerek 3 tane 3 zincirimizi çekerek kirpiğimizi oluşturduk. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer araya giriyorum. 1, 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tepe noktasında kirpiğimi örüyorum 3 tane 3 zincir çekip bir tane fıstığımızın üzerine batırıyoruz bir tane zincirimi çekiyorum bakınız şimdi tam tepemizin olduğu yere geldik tam ortadayız 5 tane fıstık yapmıştık üçüncü sağında ve solunda ikişer tane fıstığımız kalıyor. Buraya dönüşümüze uygun olarak biraz fazla yapacağız. Çünkü kasmasını istemiyoruz. Batıyorum. Aynen 5 fıstığı yaptığımız gibi buraya da fazla kirpiklerimizi örüyoruz. 1 2 3 tepeye batıyorum. Ve tek almıyorum. Tekrar 1 2 3 1 2 3 tepeye batıyorum. Ve bir zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. 1 2 ve 3 çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 ve üçer zincirden oluşan kirpiklerimi ardı ardına örüyorum. 2 1 2 3 Bir tane zincirimi çekip 3. kez tekrar giriyorum. Tığımın başını doluyorum. 3. fıstığımı 1 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip kirpiğimi batıyorum birinci kirpiğimi bir iki üç ikinci kirpiğimi batıyorum ve üçüncü kirpiğim için üç tane zincirimi çekiyorum ve batıyorum bir tane zincir çekiyorum bu dönüşümüz için üç tane fıstık yeterli hemen yanındakine batarak devam edelim işlemlerimiz aynı şekilde devam etmekte bakın köşelerimizi bu şekilde yapalım 3 tane hızlık ve üçer zincirden oluşan üç tane kirpiğimizi örelim. Aralara bir tane zincir. Evet, kirpiğimizi yapmaya devam ediyoruz. Tam orta yerine geldik. Her iki bölümün ortasındaki yere geldik. Şimdi o kısmı da sizlerle birlikte yapalım. Bakınız tam merkezi. Her ikisinin ayrıldığı yer. Şimdi buraya bir önceki yere bir tane fıstığımızı örüyorum. 1, 2, 3. Ortaya batmıyorum. Hemen karşıya geçiyorum. 1, 2, 3. Diğer fıstığı, diğer taraftaki fıstığı açık örmüştüm. Kapamamıştım. Karşıdan da bir tane alıyorum ve bu ortadakine dokunmuyoruz. Buraya aldığımız zaman yığılım olur. Çapraz her iki taraftan birer açık fıstık alıyoruz. Her ikisini aynı anda çekerek kapatıyoruz ve üzerine 1 2 3 zincirlerimizi çekerek kirpiklerimizi örüyoruz 1 2 3 1 2 3 bir sonraki yere yine aynen örerek devam ediyoruz sadece geçişimizde bakınız ortaya şuradaki kısma batmadan birer birer karşılıklı alıyoruz buradaki dengemizi kuruyoruz ve devam ediyoruz Tepe noktasında da üçer tane yapmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar lifimizin kenarına da tığladıktan sonra kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle görecek olursak bakınız lifimizin kenarları da çok hoş oldu. Çiçekleri de çok güzel. Evet bu şekliyle de kullanabilirsiniz. Dilerseniz ortaya bir tane de çiçek çalışması yaparak kullanabilirsiniz. Çiçek çalışmamızı morla beyaz, morla sarı ya da tamamen beyaz ya da tamamen mor dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Tabi dilerseniz bu şekliyle de kullanabilirsiniz. Son derece şık. Ben şimdi bir minik çiçek yapmak istiyorum. Ortaya sadece beyazı kullanmak istiyorum ve başlıyorum 6 tane zincirimi çekme 1 2 3 4 5 ve 6 6 zincirimi çektikten sonra kapatıyorum ve bir tane zincirle sağlamlaştırıyorum bakın sonrasında sık iğnemi yaparak örmeye başlıyorum halkamın içerisine sık iğne ile dolduruyorum ipimi de alttan gizleyerek ilerliyorum. Bakınız sık iğnelerimizle dolduralım. İpimi de alttan gizledim. İlk noktaya birleştiriyorum noktaya birleştirme işlemimi yaptıktan sonra 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen dibine fıstık yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 defa doldurdum. Çekiyorum içerisinden geçiyorum Tepe noktasına gelerek kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekip hemen dibine batıyorum. Bakınız yine aynen dibine girdim ve bu dibinden yine çıkıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve bir tane daha ilave ediyorum 4 tane zincirimi çektikten sonra 1 ikinciye batıyorum ve başlıyorum 1 2, 3 4 5 6 7 Bakın 7 tane çektim. Çekiyorum ve kapatıyorum. Sırasıyla bu şekilde doldurarak tamamlayalım. Çiçeğimizi de ördükten sonra lifimizin orta kısmına şu şekilde dikerek kullanmaya hazır hale getirelim. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Dilerim çalışmamıza beğenmişinizdir. Ee, yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla huzurla kalın inşallah tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın.